hanıma bıyık taktığınız zaman acayip olur veya bir erkeğe etek giydirdiğiniz zaman siz başkanlık sistemine ait bir kurum veya ilişkiyi götürüp öbür sistemin dudağına takamazsınız. Olmaz. Yani bu, neden? Çünkü bu sistemler tarih içinde oluşmuştur ve hepsi birbirini tamamlayan kurum ve ilişkilerden oluşur. Dengeleri vardır. Altından bir sütunu çektiğin zaman sistem çöker. Şimdi bakın bugün böyle ben alırım başkanlık kurumunun sisteminin bir kurumunu getiririm bu sisteme monte ederim. Kimse edemez. Çünkü bunlar tarih içinde denenmiş çeşitli tecrübeler yaşanmış falan filan. Biz manzume bir bütünlük oluşmuş. Siz o bütünlüklerle oynuyorsunuz. Yani tamamen demagojik çok, bir çok büyük, demagojik bir soruyu sormuş. Diyor ki üç bakan tarafsızlık için istifası zorunludur. Şimdi pardon, bitmedi soru. Bu durumda partili bir cumhurbaşkanıyla seçime gitmek ne kadar doğrudur? Sayın Mehmet Önder'in sorduğu soru bu. Şimdi bence bu hükümette seçime gidilemez. Bakın bu derece hileler yapan gözümüzün önünde kafasını uzatan adamı bile tutanağa mevcut diye yazan bir ekiple Türkiye seçime gidemez. Bu, belli bunlar yasa tanımıyorlar, kural tanımıyorlar, kurum tanımıyorlar. Ve aynı zamanda çok açık Atatürk devrimine, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne tavırları, başka bir devletle ilişkileri, Amerika'yla orada görev almaları, bunu iftiharla söylemeleri. Yani bunlarla bu yönetimle Türkiye hukuka uygun bir seçim yapamaz. Onun için burada da Cumhurbaşkanı'na görev düşmektedir. Bu hükümeti derhal istifaya davet etmeli ve seçimi adabına, usulüne, erkanına uygun yürütecek bir hükümet kurulmalıdır. Bu da çok çok önemli. Yani Tayyip Erdoğan'larla Türkiye'de düzgün bir seçim yok. Yani davet bunlarda değişmesi seçim devlet geleneği yok. Yetmez. Devlet geleneği yok. Tamamen bir çete ve şey var, klik anlayışları var. Kurum yok, kurumsallık yok. Ama bunun anayasal bir çaresi yok. Bugünkü sistem. Evet. Yani anayasal değil ama burada Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp istifa et diyebilir. Yani sizlerle olmaz diyebilir. Bilim, toplumsal toplar. Bir aday üzerinde az tabii çok bir uyuşma kendisi yok belirler. Tabii. Ama öbüründe bu mitingler turuncu devrimlere son verdi. Tabii. Bak bu çok önemli bir şey. Amerika ne yapıyordu? Cihat düdükleri dağıtıyorlardı. İşte yok Ukrayna'da, Yugoslavya'da, şurada, burada. Bakın bunların hepsi turuncuydu. Yani küreselleşmenin rengi. Düdük burada. Milli yok. Burada ne? Kıbrıs'ta Türk bayraklarıyla. Bakın ulusal devlet. Düdük burada. Ulusal devlet turuncu devrime cevap verdi. Düdük? Ve turuncu devrimleri. Oradaki bir hanım hediye etti. Böyle bir uluslararası önemi vardır. Bakın bundan sonra Amerika turuncu devrim yapamayacaktır. Amerika'nın batışında Kıbrıs'taki mitiklerden çok farklı. Tabii. Kıbrıs'ta Avrupa'dan gelmiş o mavi Avrupa bayrakları bedava yani dağıtıyor. Gavur bayrağıyla miting yapıyorlardı. Bayrak bu kapıda. Tamamen milli bayraklarla ve bu dünyaya model oluşturacak. Nasıl 20. yüzyılda bizim İstiklal Savaşı'mız bir model oluşturdu ilk İstiklal Savaşı olarak. Bu da göreceksiniz önümüzdeki dönem dünyada Amerika deprem altı sallanıyor ve Amerika çöküş halinde dünyanın her yerinde bunun işaretleri demin Sayın Okuyan'ın okuduğu internet mektuplarında da var. Yani o bakımdan çok ulusal devlet bitti diyorlardı. Al bakalım bitti mi? Hadi bakalım. Nerede bitti? Nerede bitmiş? Herkesin Amerika bitti. Ulusal devlet bitmedi. Amerika bitti. Küreselleşme o yeni dünya düzeni dedikleri arkasında yeterli güç olmayan, Amerika'nın ihtiraslarından başka bir şey olmayan o projenin bittiğini Türkiye ilan etmiş oldu. Bir feryat var burada. İzin verirseniz onu okuyacağım. Sayın liderler, petrol ve maden yasaları yabancılara satılan vatan topraklarımız, milli kıymetlerimiz, telekom, bankalar vesaire. Ne olacak? Gitti mi? Geceleri üzüntüden uyuyamıyorum. Ne yapacaklar? Artık hiçbir partiye de güvenemiyorum. Noterden
yapacakları hükümet programlarını sunabilirler mi? Çünkü inançlı diye AKP'ye oy verdim. Adamlar ülkeyi, çocuklarımın ve torunlarımın yarınlarını kararttılar. Nahit ve Sirmen Bey, lütfen bu mesajımı iletin ve bu sorumu sorarsanız mutlu olurum. Emekli Assubay Ayhan Arbak. İzin verir misiniz, ben bir cevap vereyim. Buyurun efendim. Şimdi efendim bakın, burada da gördük. Halk büyük tehditlerle yüz yüze geldiğini Türkiye'nin biliyor. Zaten o meydanlar, o büyük gümbür gümbür çıkışta o. Bu büyük tehditler ancak büyük kuvvetlerle göğüslenebilir. Neye benziyor? Atatürk'ün milletin bütün imkan ve kabiliyetini seferber etmek lazım dediği o Amasya tamimindeki durum. Yani